Değerli Saat 7 Türk izleyicileri merhaba. Ben Erdal Acar. Kusursuz Plan programına hoş geldiniz. Bir süredir sizlerle beraber 2. Krallar kitabını işliyoruz. Ve 2. Krallar kitabında İlyas Peygamber ve Elişe Peygamber'in yaptığı mucizeleri birlikte okuyoruz. Elişe Peygamber biliyorsunuz İlyas Peygamber'den sonra Rab tarafından İsrail halkına seçildi. Ve Elişe Peygamber de İkinci Krallar Kitabında dördüncü bölümden sonra e, sizler daha sonra da okursunuz o bölümlerde Elişe Peygamber birçok mucizeler yapıyor. Ben size bunlardan İkinci e, Krallar Kitabında dördüncü bölümde elişe ile zengin şu nemli kadın arasındaki bir olayı aktarmak istiyorum. Fakat bu olay 2. Krallar kitabı 4. bölümde 27 ve 37. ayetler arasında geçiyor. Çok uzun olduğu için ben size Elisha peygamberle zengin şunemli kadın arasındaki olayı kısaca anlatmak istiyorum. Elisha peygamber zengin şunemli kadının evine doğru yani o şehre doğru gittiği her zaman şunemli kadının evinde kalıyordu. Bir şekilde tanıştılar ve Elisha peygamber bu kadının evinde kalıyordu. Ve kadın ona çok hürmet ediyordu. onu e, Onun rahat etmesini sağlıyordu. Ve bu şekilde Elisha ile Şunemli kadın arasında bir bağ oluştu. Şunemli e, kadının çocuğu olmuyordu. Elisha peygamber e, Rab'den aldığı tabii güçle aslında o kadının bir çocuk sahibi olmasını sağladı. Rabbin sayesinde. Ve Şunemli kadın çok sevindi buna ve çocuğu büyüdü. Ama kocası da çok yaşlıydı bu kadının ve bu ailede bu çocuğun doğacak olması çok büyük sevinç yarattı. Ve çocuk doğdu, büyümeye başladı. Fakat çocuk büyürken bir gün hastalanıyor ve ölüyor. Kadın Elisha'nın yanına giderek aslında çocuğun öldüğünü söylüyor. Fakat biraz da kızarak ben senden çocuk mu istedim? Niye sen bana Önce bu sevinci verdin sonra da bu e, acıyı yaşattın diye ona kızdı. Şimdi biz size e, 2. Krallar kitabında 4. bölümde 32 ve 20, 37. ayetleri buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bugün sizinle paylaşmak istediğim ayetler bunlar. Elisha eve vardığında çocuğu yatağında ölü buldu. İçeri girdi, kapıyı kapatıp kapayıp Rab'be yalvarmaya başladı. Sonra ağzı çocuğun ağzına ağzının gözleriyle elleri de çocuğun gözleriyle ellerin üzerine gelecek biçimde yatağa çocuğun üzerine kapandı. Çocuğun bedeni ısınmaya başladı. Elisha kalkıp odanın içinde sağa sola gezindi. Sonra yine dönüp çocuğun üzerine kapandı. Çocuk yedi kez aksırdı ve gözlerini açtı. Elisha Gehazi'ye Ge Şunemli kadını çağır diye seslendi. Gehazi kadını çağırdı. Kadın gelince Elişa al oğlunu dedi. Kadın Elişanın ayaklarına kapandı, yerlere kadar eğildi. Sonra çocuğunu alıp gitti. Bakın biraz önceden beri size anlattığım bu öyküde şu Şunemli kadın arasındaki olayda bir çocuğun ölümü tekrar dirilmesi konusunu işledik. Bu Elişan'ın yaptığı bir mucizeydi. Çünkü Rabb e, on, Elisha peygamberden önce İlyas peygamber zamanında da, Elisha peygamber zamanında da onlarla İsrail halkı önünde birçok mucizeler gerçekleştirdi. Tabii ki Elisha peygamber aslında Rab'be çok sadık bir peygamberdi. Rab onun yaşantısında birçok yerde bereketledi, mucizeler göstermesini sağladı ve tabi e, tabii ki bugünkü konumuz nedir? bu ayetlerden yeni antlaşmada, son antlaşmada İsa Mesih'i işaret eden ayetleri birlikte paylaşmak. Bunun en güzel örneğini Matta kitabında görüyoruz. Matta kitabında 15. bölümde 21 ve 28. ayetleri sizlere paylaşmak istiyorum. İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda bölgesine geçti. O yöreden kenanlı bir kadın İsa'ya gelip Ya Rab ey Davutoğlu halime acı kızım cine tutuldu çok kötü durumda diye feryat etti. İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp sal şunu gitsin diye rica ettiler. Arkamızdan bağırıp duruyor. İsa ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarında gönderildim diye yanıtladı. Kadın ise yaklaşıp ya Rab bana yardım et diyerek onun önünde yere kapandı. İsa ona çocukların ekmeğini alıp Köpekleri atmak doğru değildir dedi. Kadın "Haklısın ya Rab" dedi. Ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer. O zaman İsa ona şu karşılığı verdi. Ey kadın, imanın büyük. Dilediğin gibi olsun. Ve kadının kızı o saatte iyileşti. İsa'nın yaptığı mucizelere en yakınında bakın Markos 5 21 43'te görüyoruz. Dirilen kız ve iyileşen kadın. Luka 18-35-43 arası bir körün gözlerinin açılması. Bunları daha sonra okuyabilirsiniz. Fakat biraz önce anlattığım Elişe peygamberle İsa peygamber arasında yaptıkları mucizeler açısından ne kadar benzerlikler var. Ama bunun yanında da aslında sonradan okuduğum Matta bölümünde de İsa'nın o kadına karşı olan tavrı da önemli. Orada Benzetmeler gibi son ayetleri de daha sonra okuyarak bu konuda da aslında İsa'nın hangi düşünceyle bunları bu ayetlere geçmesini sağladığını da bakabilirsiniz. Fakat bizler bugün şunu öğrenmek istiyoruz. İsa Mesih, Elisha Peygamber evet mucizeler yaptılar. Ama İsa Mesih kusursuz planı üzerinde tamamlarken bu mucizeler yapma yetkisini kime verdi? Evet bize verdi. Dedi ki biraz sonra okuyacağım. Yuhanna 14. bölümde 12 ve 14. ayetler. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim yaptığım işleri bana iman eden de yapacak. Hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben babaya gidiyorum. Baba oğulda yüceltilsin diye benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. İşte bize verilen yetki, bize verilen vaat budur. İsa Mesih adıyla yaptığımız, dilediğimiz her şey göklerde yerine getirilecektir. Görüldüğü üzere birazdan, biraz önceden beri anlattığım bütün bu plan İsa Mesih'te üzere, tamamlanmak üzere uygulandı ve başarıyla sonuçlandı. Ve Rabbimiz hepimize onun adına mucize ve harikalar yapma yetkisini de vermiş oldu. Değerli saatdü Türkiye izleyicileri, kusursuz plan programının sonuna geldik. Rab e hepinizi bol bol bereketlesin.